Selamlar dostlar nasılsınız? Bugünkü konumuz bir tuhaf ama ülkenin normali bu tuhaflıktan ibaret. Ülkedeki bir müze cami yapılıyor ve bu kutlanıyor. Sembolik bir değeri varmış. Yok efendim tüm düşmanlar çatlayacak, patlayacakmış. Allah Allah nidalarıyla sokaklara inleterek girince düşman mı patlıyor acep? Patlasa patlasa bizim gibi geri kalmış, halkı ayve yemiş ikinci sınıf ülkeler patlar. Sonuçta onlar da bizim gibi önemsiz işlere acayip önem verirler. Diğerleri yani vatandaşları refah içindeki ülkeler zaten işinde gücünde bakıyor ve acaba Ayasofya'nın mozaikleri ne oldu, devamlılığı ne olacak gibi sorular soruyor. Yıl olmuş 2020 hala bu tip olayların dünyada malzeme oluyor oluşuna şaşıyorum. Hani eskiden insanları savaşa sokmak için ne bileyim birlik sağlamak için milliyetçiliği dinleri filan ön plana alıp öne sürmüş devletler ama onun üzerinden çok zaman geçmedi mi yahu? Bu insanlar akıllanmadı mı? Gerçi akıllanmak için belli seviyede bilgi birikimi yapmak lazım. Kültürlenmek lazım. Dünya tarihini az da olsa bilmek lazım. Bizdeki dünya tarihi nasıl? 1453 ile ve Osmanlı ile sınırlı. Ha bir de 1071 var. O sırada diğer uygarlıklar ne yapmış, tarihte neler olmuş hiç umurlarında değil. Varsa yoksa dillerde biz şu kadar yere hükmettik lafları. Şimdi ne durumdasın? Adam seninle billur geçiyor ama hesapta seni kıskanıyor. Normal karşılıyorum ama biraz da. Vaktinde bizim mahallede bir çiğ köfteci vardı. Ben liseye giderken onun dükkanına gidip gelirdim. Ne okuyorsun derdi. Ben de kitap ismi söylerdim. Fen bölümündeyim demek yerine. Sonra sorardım sen ne okuyorsun diye. O da ben tek bir kitap okurum derdi. Kur'an'dan bahsediyor. Allah yazmış tüm kitaplardan daha iyidir. Üstüne kitap yoktur. Başka kitap okumaya da ihtiyacım yok diyordu. Helal abi beynin yeni mi desem de içimden doğru söylüyorsun diye çıkıyordu cevap ağzımdan. Bir de onunla mı uğraşacağım? Beyni olmayan adama ha ha der geçerim. Gram umurumda olmaz. Sen o beynini kullanmıyorsan ben onu harekete geçiremem ya. Çocuk da değilsin. Eşek kadar olmuşsun. Şimdi o adam da muhtemelen Ayasofya be, cami be diyordur. Valla tamam olduysa oldu cami. Peki sonra? Yarın ne olacak? Bu bizi nereye getirecek? Mesela huşu bulacak mı tüm cemaat? Huşu bulduktan sonra ekonomi düzelecek mi? 25 yaşındaki işsiz Ayasofya'da işe mi girecek? Ne olacak? Ayasofya'nın cami olmasının dışında bir de kılıçla konuşma yapmak var. Bu da ayrı bir kafa. Kökeni Alevi olan biri olarak Ali'nin kılıcının simge olarak kullanılmasına bile fena uyuz olurken böyle bir durumun günümüzde karşıma çıkıyor oluşu bildiğin sinirlerimi yerinde ters çevirdi. Neyse ki hemen sakinleştim. Sonuçta karşılarındaki kitle bunu seviyor. Adamlar televizyon ekranlarında yayınlanan bir diziyi izlerken elinde zülfikar sallıyor yahu. Bu kafaya tabii ki kılıçla çıkılır. Einstein'ın kuramlarını sallamayacak ya. işine ne gelirse o. Hemen nasıl alkışı da kaptı. Helal olsun be başkan. Mazın adamsın ha. Asıl varmak istediğim mesele 1400 yılda ne kadar gelişemediğimiz yönünde. Savaş tarihine bakıldığında İslam'ın büyük bir uygarlık olarak yayıldığı yıllar var. Bunun bir ucu da Osmanlı zamanına denk geliyor ama yayıldığı dönemlerde görüyoruz ki savaşı kazandıran büyük unsur teknolojik gelişmişlik ve stratejik zeka. Tabi motivasyon kaynağı da etken ama ağır zırhlı bir atlıya kılıç çalmaya çalışmak motivasyon işi değildir. Sahiden o dönemlere bakıldığında İslam alimlerinin yeni Platonculuk gibi akımlar olsun matematikte, fizikte, hatta beşeri ilimlerde ne kadar öncü oldukları ortada. Sonuçta ne oluyor? Yayılmacı politika izleyebiliyorsun. Bu da şimdi bakıp tarihi yargılasak da kılıçla oluyor. Teknoloji değişmeye, yenilikler reddedilmeye başlanınca da başlıyor gerileme. Bu hep böyle olmuştur. Yavaş yavaş silah olsun, yüz yüze savaş olsun önemini yitirmiş Başka çeşit stratejiler oluşturulmaya başlanmış. Bunlar bizim yüzyılımızda oluyor tabi. Ama bir yandan da bakıyorsun Orta Doğu'ya kan gövdeye götürüyor. Elde kılıç, kelle uçuran mı dersin? İşgal ettiği ülkenin halkını açık arttırmayla satan mı dersin? Ne ararsan var. Bunu yapan da ığır akşam İslam devleti. Neyi uyguluyor? 600 yılındaki kuralları. Kendilerince haklılar mı? Evet haklılar. Peki bizce ve milyarlarca haklılar mı? Hayır. Olağan dışı bir durum. Ne o öyle kılıçla kafa uçurma, çağdışılıklar. Bunu böyle eleştirmeye gelince ülkenin %99'u belki de daha fazlası eleştiriyor. Gerçek İslam bu değil diyor. Ama çağdışı bir şekilde sembolik olarak da olsa Ayasofya'ya cami yaptık diye sevinirken kılıçla konuşma yapılabiliyor. Bu çağdışı değil mi? Yok efendim o Fatih'in kılıcı. Ulan koca Fatih de 600 yıl önce yaşamadı mı zaten? Nedir bu geçmişe duyulan romantizm? Hadi romantizmi duyuyorsun. Bari günümüze getirme. Gerçi o konuda da birçoğu işgüzar. En modern teknolojiden yararlanırlar. Hani Mercedesler altlarındadır. iPhone'lar ceplerindedir. işletim sistemleri gavurmalıdır. Ama halk için Allah Allah denir. Neydi o geçenlerde bizim atalarımız matematiği bulmasaydı siz çarpma bölme yapamazdınız diyen adam. He işte bu durum tam o misal. Komik ve vahşice. Bizse bu trajedik komikliği bizzat yaşıyorum. Ne diyeyim Allah hepimize akıl sağlığı versin. Daha çok lazım olacak. Bu videoda burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.